Üstadım, hoş geldiniz, merhabalar. Bir ay aradan sonra tekrar görüşmek, sizi görmek ne güzel. Hem yeşilleri giymişiz karşılıklı konuşmadan. Nasılsınız, sağlık, keyfiniz nasıl öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bildiğiniz gibi üstadım, yaz burada bitmek üzere ama yaz genelde bizim olduğumuz bölgede çok yağmurlu geçiyor. Eylül-Ekim'se muhteşem ağaçların renkleri birbirine karışıyor. Hani İzmir'de o arka arkaya hani mevsim geçtiğini hissedersiniz. Burada çok hissetmiyorsunuz. Biraz uzun bir böyle bir şey var, sular Son var. musun? Ama ağaçların üzerindeki renkler karpostal gibi hiç böyle değildi. Yani Bolu'da mesela gördüğüm tarzda çok farklı. Kızılı var, her türlüsü var. O yüzden değişik bir sonbahar yaklaşıyor. Onu büyük bir karpostal gibi hissediyorum. Harika. Ama tabii Marmaris gibi olamaz üstadım ya da bizim Ege'miz gibi olamaz. Devam ediyor. Burada yaz Kasım sonuna kadar devam ediyor. Süper valla. Tadını çıkartın. Evet. Üstadım Beraber çıkalım. inşallah üstadım. İnşallah Kasım ayında geldiğimde görüşmek mümkün olursa harika olacak. Çok sevindim. Beklerim. Başımın üstünde yeriniz var. Sağ olun üstadım. Quantum serimizde biraz ara verdik. Bir ay ara vermiş olduk ama en sonunda Quantum serisini bitiriyoruz bugün. Quantum ile geleceği birleştireceğiz. Bugün neler anlatmak istersiniz bizlere? Evet, bugünün konusu ezoterik açıdan geleceğimiz. İnsanlığı kuantum düşünce felsefesi çerçevesindeki gelişen bu süreçte gelecekte nelerin beklediğine bir ışık tutmaya gayret edeceğiz. Bugün artık teknolojinin doğal seçilim süreci büyük ölçüde ortadan kalkmış görünüyor. 19. yüzyıla kadar ancak değişen koşullara ayak uydurabilen güçlü bireylerin hayatta kalması kuralı faaliyetteyken, son 200 yıl içindeki gelişmeler sayesinde bünyeleri zayıf insanların da genlerini yeni nesillere aktarma şansını daha fazla bulabildiklerini görüyoruz teknoloji sayesinde. Zira zayıf da en az güçlü kadar teknolojinin ürünlerinden, ilaçlardan, gıdalardan, barınma imkanlarından faydalanıyor görünüyor. Bu durum doğal seçilimdeki güçlü ile zayıf arasındaki farkı büyük oranda azaltmış vaziyette. Bugün doğadaki çok büyük bir değişiklik dahi eğer teknolojinin sonunu getirmeyecek bir değişiklik değilse evrimsel süreci değiştirecek bir sonuç doğurmadığı görülüyor. Wolpoff iklim değişse ve buzul devri geri gelse bile insanların fiziksel yapısını değiştirecek bir süreç yaşanmayacaktır. Belki havayı tekrar ısıtmak için bomba patlatırız veya uzaya dev bir ayna yerleştiririz. Hatta bugün artık genlere müdahale ederek türümüzün ve diğer türlerin temel özelliklerini dahi değiştirmemiz mümkün görünüyor. Belki genlerimize müdahale ederek daha nasıl söyleyelim buz çağlarına uygun genlere sahip insanlığı ortaya çıkarabiliriz düşüncesinde. Dolayısıyla doğal seçilim yolumuyla evrim artık yerini insan müdahalesiyle evrime bıraktı diyor bu bilim adamı. Carl Sagan da bu duruma dikkat çekiyor ve insanlık tarihinde bir dönüm noktasındayız diyor. Biz kendi evrimini kendisi şekillendiren bir türe dönüştük diye ifade ediyor. Öte yandan her şeyin sadece maddesel yönden değişiminin değil, ruhsal yönden de değişiminin bir evrim süreci olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İnsanlığın maddi evrime müdahale edebilmesi noktasına gelmiş olması, onun ruhsal evrimindeki ulaştığı seviyenin de bir göstergesidir diye düşünüyorum. Bu gelişmenin de hiçbir zaman sonlanmayacağını ifade etmek istiyorum. Bütün evren birbirinden bağımsız parçalardan meydana geliyor gibi görünse de aslında bir ve bütün olduğunu tüm seri boyunca ifade etmeye çalıştık.
bir tek noktasının bütün bilgileri tüm evrene yaygın ve içkin. Bir tek insanın içinde bütün insanlık ve evren saklı olduğunu da gördük. Kuantumsal olarak bir tek insanın gücü evrenin tüm gücüne eşittir de diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında bütün insanlık bir ailedir. Tek bir organizma olan insanlığın bazı parçalarının bozuk ve çürük olmasının sıkıntısını tüm vücut çekiyor. Bunu da sürekli biçimde yaşıyoruz. Bu etkileşim evrenin her noktasında tüm varlıklar içinde geçerlidir diye düşünüyorum. Bir kişiye bile zarar verilen zarar aslında tüm evrene veya kendinize verilmiş bir zarardır. Evrenin bölünmez bütünlüğü tıpkı okyanus gibi. O okyanusu oluşturan her damla birbiriyle sürekli temas halinde. Ve okyanusun bir noktasında ortaya çıkan değişiklik tüm bedene de, bütüne de yansıyor. Her damla okyanusun bilgisini ve gücünü de içinde taşıyor. Evrende her şey birbirine bağlı. Birbirinden ayrı ve bağımsız hiçbir şey yok. Madde aslında belli bir yoğunlukta bir araya gelmiş enerjiden ibaret. İnsanlar da dahil olmak üzere her şey bütünün parçaları. İçimizde aynı özü taşıyoruz. Bilgi her an, her yerde. Frekanslar alanında zaman ve uzay birbirinin aynı. Evreni bir insan bedeni, bütün var edilmişleri de onun hücreleri olarak görebiliriz. Hatta insanın içindeki yapı taşlarının hepsinin de evrenin hücrelerine katkı sağlamakta olduğunu da ifade edebiliriz. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda şunu da söyleyebiliyoruz. Bütün hücreler birbirinden haberdar. Her birinin iyiliği tek tek bütünün iyiliği. Birinin bozukluğu hepsinin bozukluğu ve insan vücudunun hastalanması veya evrenin hastalanması anlamına geliyor. Bütün hücreler kendilerinden ve birbirlerinden sorumlu. Hepsi eş değerde bu hücrelerin. Çabaları kendi için görünse bile insanların aslında bütünün iyiliği için çalışıyoruz. Bizler de tıpkı hücrelerimiz gibi bütünün parçalarıyız. Afrika'da açlıktan ölen çocuğun sorumluluğu da bize ait. Amerika'da buluş yapan bilim adamının gururu da bize ait. Bu bakış açısından bencilliğe sahip olmak için hiçbir neden yok. Bilimin öncülüğünde ekonomik ve sosyal düzenin yeni anlayış doğrultusunda evrimleşmesinin gerçekleştiğini gözlemliyorum. İnsanoğlu doğaya egemen olmak, ona tecavüz etmek, dengesini bozmak ve sömürmek tutkusundan vazgeçmeli. Doğayı anlamaya, onunla işbirliği yapmaya çaba harcamalıdır. Kainatta hiçbir şey düzensiz değil. Her şey belli bir düzen ve kurallar ile bir arada varlığını sürdürüyor. Meydana gelebilecek en ufak düzensizliğe dahi derhal müdahale ediliyor. Yeniden düzeni tesis edecek önlemler sürekli alınıyor. Evren sanılanın aksine ilk başından itibaren belli bir amaca, belli bir düzene göre oluşturulmuş ve sürgüt devam ediyor. Evrende asla son yok. Daima bir başlangıç var. Her bitiş bir başka başlangıcın ifadesidir diyebiliriz rahatlıkla bu çerçeveden. Her başlangıçta tekamül sürecinin bir vasıtası. İnsan dünya üzerindeki tekamülün bir sonucu ve yansımanın en üst seviyesi olarak karşımızda duruyor. Birliğin, bütünlüğün dünya üzerindeki en mükemmel yansıması bugün için bildiğimiz kadarıyla insanoğlu. Bu varlığın mükemmelliği arayışı ancak karşıtı ile mümkün olabilirden yola çıkarak varlığın arayışını, anlamını ve sonucunu her birey kendi içinde, kendi karşıtıyla birlikte barındırmaktadır. Zıtlık aslında bütünlüktür, iki varlık aslında birdir sonucuna varabiliriz. İnsan ilerleme ve gelişmeye açık bir varlık. Bu tek bir insan için geçerli olduğu gibi bütün insanlık için de geçerli bir söylem.
Muhakkak ki insanlığın yaşadığı her dönem için ulaştığı bir zirve söz konusu. Ancak bu zirve çağımızda giderek yükseliyor. Geometrik bir yükseliş bu. Ucu bucağı da görülmeyen bir yükseliş. Ancak yüzyılımızın öncelerinden farklılığı bu zirvenin giderek daha geniş kitlelere yayılıyor olması gibi görünüyor. Teknoloji insanlık birikimlerinin yayılmasına, insanlığın ilerlemesine yardımcı oluyor diyebiliriz. Yani herhangi bir teknolojik gelişme sadece Amerika ile sınırlı kalmıyor. İki gün sonra bir bakıyorsunuz Kore'de de kendisini gösteriyor veya nerede diyelim Sumatra adasında da kendisini gösteriyor. Bu doğrultuda hakikati arayanlar da çoğalıyor ve arayış içinde olanların gelişme yolunda birbirlerine destek olmaları da söz. Bireysel tekamül açısından bireylerin nedenli büyük eserler ortaya koyduğu ve hepsinin birbirini etkileyerek çok daha ileri seviyelere insanlığı taşıdığı da sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Kuantum dünyasında her şey atomlardan, atomlar da parçacıklardan oluşuyor. Görünürde her madde farklı ancak bu farklılık ve çeşitlilik atomların asli özelliklerini bozmuyor. Kuantum fiziğinde bir atomu bütünden yani evrenden ayırmak, koparmak imkansız. Bunların hepsini gördük. Hiçbir parça bütünden ayrılamıyor. Kopuş ve ayrılık söz konusu değil. Ancak hal değiştirme söz konusu. Değişkenlik de her zerreye nüfuz ediyor diye karşımıza çıkıyor. Bu değişimden kainatın her zerresinin de haberi oluyor. Bir galakside olan şeyler bütün evrende hissediliyor. Zerre ne ise külde odur felsefesinin doğrudan bu çağda karşımıza bilim olarak çıktığını da gözlemliyoruz. Zerre ile kül arasında görünen mesafe, farklılık ve çeşitlilik sadece enerji boyutlarında gözlemleniyor. Farklılıklar enerjinin yoğunluğu ve titreşiminden kaynaklanıyor. İnsanlar kendi bilinçlerinin ve beyinlerinin gösterdiği evreni farklı enerjiler, farklı maddeler olarak algılıyorlar. Kuantum fiziğinin ortaya koyduğu bu gerçek, makrokozmos ile mikrokozmosta yer alan atomların birbirleriyle haberleştiklerini, etkileşim içinde olduklarını da bize ifade ediyor. İçinde insanların da bulunduğu tüm maddi evren birbiriyle sonsuz saniyede haberleşen ve etkileşen atomlardan oluşmuş varlıklar bütünüdür. Mikrokozmosun yani insanın vasıfları makrokozmosun yani evrenin oluşumlarından sürekli etkilenmektedir. Aynı şey tam tersi içinde geçerlidir. Yani makrokozmosta olan her şey mikrokozmosu da sürekli etkilemektedir. Kendimizin dışında bir şeyle temas ettiğimiz an tüm evrenin ruhuna dokunuyoruz. Temas ettiğimiz her nokta tüm evrenin ruhu ile bir bütün. Bu düşünceyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Materyalist bakış açısı ise tam tersini ifade ediyor. Her oluşumun kendine özgü özellikleri bulunduğunu ve varoluşun sadece rastlantılardan ibaret olduğunu savunuyor. Rastlantılar sonucu oluşan bir dünyada yine rastlantılar sonucu dünyaya gelmiş olmak, rastlantılarla yaşamı sürdürmek ve bir gün ölüp hiçliğe gitmek insanı ne hayata bağlar ne de kendine karşı insanın bir saygısı olur bu düşünceyle. Huzur ve mutluluk duymamızı da bu felsefe sağlayamaz. İnsan bir amaçla dünyaya geldiğini hissetmelidir, bilmelidir. Tanrı'nın insanlar için düzenlediği evrim programında her bireyin bir amacı, bir yeri olduğu ortada. Her bireyin ruhu Tanrı'dan geliyor ve yine Tanrı'ya dönecek felsefesi çerçevesinde insan tüm canlıların üzerinde şerefli bir varlık olarak insanlık sevgisini içinde duyumsayabilecek bir yapıya sahip olmak zorunda her bireyin hepimizin
bu bakış açısına ihtiyacı var. Materyalist bakış her sorunu deneyle saptamak, gözüyle görmek istiyor. Görülecek, gösterilebilecek bir kanıt ortada yok. Aslında kanıt da pek çok. Sadece akıl doğrultusunda çözüm aramak insanı asla kesin bir sonuca ulaştırmaz. Ama sezgileri de işin içine katınca pek çok cevaba ulaşmak mümkün. Aklın önderliğindeki sezgi gücünü kullanmak en güçlü silahımız olarak elimizde. Materyalizm ise bilindiği gibi sezgiyi toptan reddediyor çünkü kanıt yok. Sezgilerimiz bize Tanrı'nın merkezi her yerde olan, çemberi ise hiçbir yerde bulunmayan bir daire olduğunu fısıldıyor. İnsan kendi bünyesinde ışık üstü bir hızı barındırıyor. Bu yetenek Tanrı'nın bir parçası olduğumuzun da ispatı, kanıtı, o çok aranan kanıt. Bu kanıt düşünce hızı. Düşünce zamanı ve mekanı sonsuz bir hızla aşabiliyor. Düşünce sonsuz bir hızla tüm evreni, tüm zamanları dolaşma yeteneği içeriyor. Düşündüğümüz zaman Tanrı'dan hiçbir farkımız olmayan varlıklarız. Biz onun parçalarıyız. Düşüncenin yanı sıra hayal gücü içinde bir limit söz konusu değil. Bu hız ışık hızından çok daha yüksek bir hız. Düşünceye hakim olma yeteneği Tanrı'ya olan yakınlaşmayla birlikte artıyor. Düşünce zinciri zihinsel olgunluğa bağlı olarak her bireyde farklı. Kişi tekamül seviyesinde ne kadar öndeyse düşünceler de zihinde o denli hızlı gelişecek demektir. Hakikat her bireyin içgörüsüne bağlı. Hakikati bulaşmak kişinin kendi yetenekleriyle orantılı. Her insan aynı içgörüye ve algıya sahip olamaz doğal olarak. Çünkü her insanın tekamül seviyesi farklıdır. Bilgi aklın olgunluğuna, kavrayış gücüne ve ayrım yapabilme kapasitesine bağlı bir unsur. Evrende varoluş ve hayatla ilgili tüm yasalar, tüm formüller birer sembol olarak bulunuyor. İnsanlık bu sembollerin anlamlarını çözdüğü ölçüde tekamülünü sağlıyor. Evrensel yasaları anlamak dahil olmak üzere hiçbir şey yoktan var edilmiyor ve her şey sadece yeniden keşfedilerek dönüştürülüyor. Günümüzde iletişim ağlarının kuvvetlenmesi, dünyanın her yerinde meydana gelen değişimin tüm dünyayı etkilemesi sonucunu doğuruyor demiştik. İnsanlık tekamül ettikçe teknolojisi gelişiyor. Teknoloji geliştikçe ulaşılan gerçeklik seviyesi artıyor. Yeni anlayışlar ile her türlü ruhsal iletiler arasında müthiş benzerlikler olduğu görülüyor. Bu çok önemli bir husus. Elde edilen tüm sonuçlar sadece hakikatin teyidi mahiyetinde. Dünya ile evren arasında çok güçlü bir iletişim mevcut ve dünyada meydana gelen her değişim evreni de etkiliyor diyebiliriz. Endüstri çağından beri insanları ayakta tutan umut ve güven, hayatı sınırsız bir gelişimin insana her istediğine ulaşabilme olanağı vereceği vaadi üzerine kurulu idi. Endüstri devrimi bu vaadi kendi yaşamının insanların efendisi olacağı söylemiyle ortaya attı. Toplumlarda egemen olan bu kanı endüstrileşme hızlandıkça özgürlüğün de insanlar için giderek artacağı inancına dönüştü. Ulaşılmak istenen düzey herkese eşit ve ortalama bir yaşamın sağlanması düşüncesiydi ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan rüyası diye pazarlandı. Ancak Amerikan toplumunun hiç de öngörüldüğü umut ve ortalama yaşam düzeyine ulaşamadığı da bir gerçek. Yüzlerce, binlerce evsiz insanın
ve sosyal güvenceden yoksun insanın yaşıyor olması bu toplulukta, bu düşüncenin hiç de hedefine ulaşamamış olmadığının adeta bir kanıtı. Bu sadece Amerika için değil, bütün batılı sanayileşmiş ülkeler için de geçerli bir mefhum. Endüstri çağında maddesel alanlarda ortaya çıkan müthiş gelişmelere rağmen yeni inancın vaatlerini tamamıyla yerine getiremediği, kısa süre içerisinde getiremeyeceği, mümkün olamayacağı görüldü. Kaldı ki mutluluk tüm arzuların yerine gelmesinden ibaret de değil. Duygu, düşünce ve tutkularımız kitle iletişim araçlarına egemen olan endüstri ve devlet güçleri tarafından yönlendirildiği ölçüde mutluluğa ulaşmamız da pek olası görünmüyor. Ekonomik gelişmenin artarak büyümesi yalnız zengin ulusların imtiyazı olarak kaldı. Bir de işin bu tarafı var. Ve fakir ulusların bu tür maddi mutluluğa dahi ulaşması pek mümkün olamadı. Aradaki fark da giderek dev boyutlara ulaştı. Diğer yandan teknik gelişmeler çevrenin ve doğanın da kirlenmesinin en önemli sebepleri oldu. Yaşamın tek amacının bütün isteklerin veya bütün özel ihtiyaçların giderilmesi ve tatmine ulaştırılması olarak görülmesi, endüstriyel toplumlarda bencilliğin de giderek artmasına neden oldu ve bireyler hepsi yalnızlaştı. Bir evde yaşıyorsunuz ancak bu evde yalnız başınıza yaşıyorsunuz. Böyle bir sonuca ulaşıldı. Sistemin kendi varlığını koruyup sürdürebilmesi için desteklemek zorunda olduğu bencillik öğretisinin toplumsal uyumu ve barışı sağlayacağı beklentisi de kısa süre içerisinde tarihe gömüldü. Yalnızca kendi çıkarını düşünmek, açgözlülük ve sahip olma ihtirası tüm toplumu sardı ve toplumsal barış tamamen hayallere kaldı. Daha başından yanlış olduğu görülen bu toplumsal uyum, barış ve huzur varsayımı yaşanılan deneyimlerle mümkün olmadığı iyice gün ışığına çıktı. Hızlı teknolojik gelişme ve teknolojiye bağlı olarak gıda sektöründeki üretim patlaması beraberinde çok büyük bir nüfus artışını da getirdi. Bugün itibariyle dünyamız yaklaşık 3 milyar insana çok uzun bir süre kaliteli bir yaşam sunabilecek kapasiteye sahip. Ancak bugün nüfusumuz 8 milyara yaklaşıyor ve bugünkü artış oranı ile çok kısa sürede dünyanın kaldırabileceğinden çok daha fazla insanın var olması kaçınılmaz görünüyor. İnsan nüfusu 20. yüzyıla kadar her yüzyılda ortalama binde 3 civarında artmışken, 3 veya 4 civarında artmışken bu rakam geçen yıl binde 18'e çıkmış vaziyette geçen yüzyıl. Milattan önce 8000 yılında dünyada toplam nüfusun 8 milyon dolayında olduğu düşünülüyor tufandan sonraki süreçte. Bu rakam 1800 yılında 1 milyara, 1925 yılında da 2 milyara ulaştı. Bu hızla çoğalma devam ederse bugünkü 8 milyarı geçen nüfusun 2100 yılında 20 milyara dayanacağını göreceğiz. Binde 18 büyümenin sabit kaldığını düşünecek olsak dahi eğer bir önlem alınmazsa 2200 yılında bugünkü nüfus 36 katına çıkacak. Bu durum şimdiden çevrenin kirlenmesine ve sonuçta insanlığın kendi kendini yok etmesine doğru evriliyor gibi görünüyor. Dünyanın 20 milyarlık bir nüfusu besleyebilecek bir kapasitesi yok. Nüfus artış oranı sıfırlanacak önlemler alınmadığı sürece kaos kaçınılmaz. Kapımızı çalacak bir gün. Böyle sürdüğü takdirde insan nüfusu günümüzden 3500 yıl sonra
evrendeki tüm yıldız ve galaksileri dolduracak kadar çok olabilecek kadar artacak neredeyse. Yine doğanın aynı düzeyde tahribinin sürdürülmesi halinde günümüzde yaşayan hayvan ve bitkilerin yaklaşık beşte birinin soyunun tükeneceğini düşünüyoruz. Ancak geri dönülemez umutsuz eşik henüz aşılmış değil. Giderek daha çok toplum, daha çok insan doğa ile uyum içinde yaşamanın zorluğunun bilincine varıyor. Evrendeki dengeyi, tekliği ve birliği kavramaya yönelik yeni bir anlayış giderek başta bilim insanları olmak üzere tüm insanlığa yaygınlaşıyor diyebiliriz. Bilimsel anlayış düzeyinde 1950'lerde başlayan bu değişim, kuantum fiziği ve izafiyet teorisinin katkıları ile her alanda yaşamımızda giderek daha yüksek oranlarla dahil oluyor. Bu umut verici bir gelişme. Bir diğer umut verici gelişme eğitim sistemindeki öngörülen iyileştirmeler. Batılı eğitim sistemi tüm insanlara hitap edecek ortalama bir eğitimin verildiği bir sistem. Bireyin kendini geliştirme potansiyelini yok ediyor. Sistem için gerekli ortalama insan prototipini yaratmaya çalışıyor. Bu sistem tamamen kişinin başkaları ile kendisini kıyaslamasına dönük bir sistem. Diğer bir insan gibi olmaya çalışmak bireysel gelişimin önündeki en önemli engel. Kıyas, kendi hedefini ve doğal potansiyelini yok etmenin en kolay yolu. Eğitim, insanın doğal yapısıyla uyumlu olmadığı için batılı insanın büyük çoğunluğu kendini kaybetmiş vaziyette ve mutsuz hissediyor. Batıda stres ve bunalımın bu denli yaygın olmasının nedeni aslında bu. Alınan eğitim, insan aklının çatışmacı olmasına yol açıyor. Doğal bir sonuç olarak insan mantığı karşıt kavramlar aracılığıyla çalışıyor. Bugünkü sistemde insan her an çatışmaya hazır bir biçimde kendini silahlandırmak zorunda hissediyor. Sadece hayatta kalmaya odaklı bir ekonomiye sahibiz. Bugünün ekonomisi silah imalatından çevre kirliliğine, organize suçlardan uyuşturuculara kadar insanlığı felakete, yıkım ve çatışmaya sürükleyen bir zihnin ekonomisi niteliğinde. Bencillik, insanın her şeyi kendisi için istemesi durumu olarak ifade edilebilir. Bölüşmek yerine sahip olmak kişiye haz veriyor batılı toplumlarda. Sahip olmak tek hedef olunca insan giderek açgözlü ve ihtiras sahibi oluyor. Çünkü ne kadar çok şeyi olursa o kadar mutlu olacağını zannediyor. Böylece herkesin birbirini kıskandığı, birbirine karşı düşmanlık beslediği bir toplum yaratmış oluyoruz. Kandırmak istediği müşterileri, iflasa sürüklemeye çalıştığı rakipleri ve sömürmeyi arzuladığı işçileri hep onun yani bireyin daha az şeye sahip olmasına yol açtığı için bencillik aslında kişinin düşmanı. Bu bilgiye, bu bilince, farkındalığa vardığımız ölçüde bundan uzaklaşmamız mümkün. Arzular sonsuz olduğuna göre böyle bir insanın mutluluk ve huzuru hiçbir zaman yakalaması da düşünülemez. Onun tüm yaşamı kendinden çok şeye sahip olanları kıskanmakla, kendinden az şeye sahip olanlardan korkmakla geçecek demektir. Zaten buradaki en büyük sıkıntılardan birisi de uzun yıllardır kurumsalda çalıştıktan sonra görüyorsunuz bu hep firmalar uzun süreli ömürlüdür. Ama insanların ömürleri kısıtlıdır ve firmanın yaşaması için de kar maksimizasyonu yapması lazım. Hani tabii ki firma eğer zarar ederse o zombi şirket dedikleri noktaya gelir, yaşanmaz hale gelir. Yani firma çünkü kendini döndüremez ama hani burada artık bizlerin aşırı kardan ziyade
optimum kâra geçmemiz lazım. Çünkü kendi belli noktada kurtarıyorsun ama kârı yüksek göstermek zorundasın ki işte özellikle borsadasın. Bu borsa sistemi, bahsettiğiniz rekabet, hani azılı rekabet bizi gerçekten kendi ömrümüzden ya da daha iyi olanaklara sahip olma imkanından alıp götürüyor. Firmaları da görüyorsunuz %15-25 kâr yapıyor. Neymiş? İşte borsada değeri düşebilir diye insan çıkartıyor. Yani bu hiç mantıklı bir şey değil. 20 değil, 2 sene boyunca 25 kâr et ya da 15 değil, %10 kâr et. Hani %3 kâr ederken sıfıra düşmüyorsun ki. Ama mantık böyle olunca işte ne oluyor? İnsanlar işsiz kalıyorlar. Zaten tutunmak için çok çapsız insanlar genelde bulunuyor. Hani köpek balı stratejisi diyorlar işte. Bir köpek balını at bir yere, orayı karıştırsın. Oradaki sorunları çözsün. Sonra onu başka bir yere at. Ama ne oldu? Ne pahasına? İnsanlar pahasına. O yüzden de bu yanlış stratejiler insanın hani üst potansiyelini değil, daha düşük potansiyelini, yani düşük imkanlarını öne çıkartıp toplumun da bütününe sirayet ediyor. O yüzden çok güzel söylediniz. Bugün kurumsal hayat hani bir okula dönüşüp insanlığı dönüştüreceğini esasında negatife doğru çekiyor. Doğru. Bu nedenle de işte Amerikan toplumunun %50'si depresyon ilacı alıyor, %15'i de depresyon için tedavi görüyor. Bunu değiştirmenin, bu sonuçlardan kurtulmanın yegane yöntemi Ariston mantığını bir kenara bırakma gereği. Aristo mantığı çünkü bencillik yaratıyor. Kendini ifade et, kendini ortaya koy söylemi, kendini ilgi odağı yap söylemi tamamen ben düşüncesi hakim Aristo mantığında. Halbuki kişinin farkındalığını artırması ve kuantum düşünce sistemine ulaşabilmesi gerekiyor. Bunun için ben düşüncesini biz düşüncesiyle dönüştürmesi söz konusu. Biz sözcüğü hep ben ve sen sözcüklerinin bütünselliği anlamına geliyor ve bunu içselleştirmek gerekiyor. Biz düşüncesinde bencillik söz konusu olamaz. Kendini değil yaşamın toplumu plana. Toplumun yaşamı ön plana çıkarıldığı düzeyde hem toplum hem de birey tekamül etmeye başlayacaktır. Ruhunda hazır olmayan, kendi düşüncelerinin zenginliğinde kendi değerler sistemini yeterli refah düzeyine eriştiremeyen bir ülkede dışarıdan yardım edilerek onu kalkındırmak imkansız. İşte bunun çabalarını Afganistan'da çok ciddi bir biçimde gördük. Ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar trilyonlarca dolar harcarsa harcasın, toplumu dönüştürmesi kendisi eğer hazır değilse mümkün olamıyor. Bu ülkelerde yaşam koşullarının yükseltilebilmesi, bireysel tekamülün ihtiyacın ön plana çıkarılabilmesi için önce toplumlara engel olan kökleşmiş batıl ve bencil inançların ve düşünce sistemlerinin terk edilmesi gerektiğine bütün toplumun ortaklaşa inanması zorunlu. Bilinç düzeyindeki değişiklik ancak bilimin ve kuantumcu düşüncenin önderliği ile gerçekleşebilecek ve bu duyguyu, düşünceyi içselleştirmek çok önemli. Bir bireyin kuruluşun ülkenin ya da uygarlığın kalkınmışlık düzeyi, o kişi, kuruluş ya da ülke uygarlığın ulaştığı bilimsel düzeyin yanı sıra kuantum düşünce sistemine verdiği değere de bağlı. Aristo mantığı terk edilmeli diye söylüyoruz. Burada sana da bir gönderme yapmak istiyorum. Ben robottaki düşünce yapına. Bana göre robotlar Aristo mantığının bir sonucu.
yapay zeka içeren gelişmeler insan zekasını aşmaya çalışıyor aslında. Ama bu çok da mümkün değil. Yapay zeka insan zekası ile sınırlı bir zeka. Evet, bir takım şeyleri çok daha hızlı yapmak, gerçekleştirmek mümkün. Ancak ruhsal tekamülü bir robotun içine yerleştirmek hiçbir zaman mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Yapay zeka zira ikili sisteme dayalı, kendi veri tabanının mahkumu anlamına geliyor. Kuantumsal zeka ise dörtlü sisteme dayalı ve tüm evrenin zekasıyla özdeş anlamına geliyor. Yapay zeka sistemleri erişmek istedikleri amaca söylediğim gibi en kolay yoldan ulaşma için planlanılıyor. Minimum enerjiyi harcayarak maksimum faydayı elde etmek düşüncesi söz konusu. Bu da egonun, bireysel insanının, batı insanının bireysel egosunun bir ürünüdür diye düşünüyorum. Yapay zekanın ben kavramı kendi iç mantığı ile oluşturması hiçbir zaman mümkün olamayacaktır düşüncesindeyim. Bu kavramı oluşturmak dediğim gibi dörtlü kuantumsal yapıya ihtiyaç hissediyor. Ha, kuantum bilgisayarları geliştirilerek bu yapıda yapay zekalar oluşturabilir mi? Oluşturulabilir mi? İnsanlığın birkaç yüzyıllık geleceği içerisinde bunları da gözlemlememiz mümkün olabilecektir. Ancak burada kendi varlığını... Şey eklemek çok önemli bence. Bu hep yapay zeka ile ilgili konuşurken insanlar hep tek bir yapay zekadan bahsediyorlar ama bunu yine çok güzel bir şekilde sınıflandırmışlar. İşte bu narrow intelligence dedikleri, artificial narrow intelligence, ANI dedikleri. Bugün bizim yaptığımız, çok güzel bahsettiniz, minimum kaynak kullanımında maksimum çaba. İnsanın belki binlerce saatini alacak şeyi hızlı yapıyor. Ama bu hani artificial general intelligence sektör, AGI, hani insan gibi düşünen, işte onu daha iyi tasarlayamadık. Bunu yapabilmemiz belki de mümkün olmayacak. Olsa da bugünkü teknolojiyle çok uzarız. Yani insandaki o yaratıcılık, insandaki o farklı meleki beceriler, onlar çok önemli. Bir de hani onun için de super general artificial dedikleri SGI var. O, hani o da hani artık kendinden de öte bir şey tasarlayıp ve hani kendi imkanlarını da aşmış olan, yani bir nevi insanın kendini tekrar tasarlayıp bir üste çıkarması ve daha sonrası bu yapay zekanın hani singularity denilen teknolojik tekilliğe insanı götürmesi. Biz daha bunun o kadar başındayız ki hani aradaki o safhaları konuşmadan hep aynı şeyi konuşuyoruz. Şu an hani o filmlerde gösterilenden inanılmaz derece teknolojik uzarız. Belki de hiçbir zaman içinde olmayacak ama olmaması için de sebep olmadığını düşünüyoruz bugün bildiğimizi. Ama o üçlü sınıflandırma bence çok önemli. Onu okuduğumda ben evet dedim, tek bir şeyi konuşmuyoruz. En az üçlü bir safhayı konuşuyoruz. Evet. Yine de bu tür gelişmeleri sağlayabilmek için işte Batı'nın o bencil düşünce yapısından kuantumsal düşünceye geçmek zorundayız. Yani kendinlik kavramı bir egonun yapısından çıkarıp bütüncül bir yapı olduğu felsefesini, düşüncesini yapay zekaya, makinaya da aktarabilecek kapasiteye evrimsel olarak ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun da çok uzun bir süreç alacağı kanaatindeyim ben de. Bugünkü eğitim sistemine dönecek olursak, bugünkü eğitim sistemi şüphe, korku, ikiyüzlülük, kıskançlılık, ön yargı, kısıtlama ve ödün verme üzerine kurulu bir yapıdır diyebiliriz. Aklın özgürce düşünmesini ve yeteneklerini yok etmesini amaçlayan bu tür eğitim toplumların gelişmişlik seviyesini de belirliyor.
bir ülkenin ekonomisi ve sahip olduğu maddi gelişmişlik seviyesi o toplumun düşünce ve hissetme biçiminin dışa yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür bir eğitimle tüm güçlükleriyle hayallerine sarılacak, onlara inanacak ve sorumluluklarını üstlenecek bireyler yetiştirilmesi neredeyse mümkün değil. Her büyük projenin arkasında bir insanın hayalinin olduğunu düşünürsek, insanların %99'unun hayalini çalan böyle bir eğitim sisteminin bugüne kadar neler başarılmasının önüne geçmiş olduğunu da rahatlıkla tahayyül edebiliriz. Dünyanın tüm düş sahiplerinin bir araya gelecekleri hiçbir şekilde inanç, ırk, renk, farklılık, varlık farklılığı gibi her türlü sınıflandırmadan, işte işçi sınıfıydı yok kapitalist sınıfı gibi sınıflandırmalardan uzaklaşabileceği bir eğitim sisteminde her bireyin kendisi üzerinde çalışması, kendi yeteneklerini geliştirmesi ve kendisini sevmesi mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Bu eğitim ile aydınlanan insanların ve onlardan kurulu bir dünya düzeninin insanlığın bir bütün olarak nasıl bir kuantumsal sıçramaya götüreceğini de hayal etmenizi istiyorum. Bu bilinç ile kuantum sıçraması gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Kuantum fiziği alanında 100 yıldır çalışıyor olunmasına ve tüm evren algısının değişmemize neden olacak birçok yeni keşif yapılmış olmasına rağmen günümüzde okullarda hala klasik fizik öğretiliyor olması ne kadar ilginç bir tenakuz değil mi? Kuantum fiziğinden hemen hiç bahsedilmiyor okullarda. Eğitimciler de sanki böyle bir şey yokmuş gibi hareket ediyor. İnsanları kafalarını daha ne kadar kuma gömecekler diye de merak etmeden duramıyorum. Fizikçilerin tek direndiği alan eğitim değil şüphesiz. Fizik bilimi sürekli olarak gelişiyor ve güncellemelere ihtiyaç duyuyor. Son 200 yıldaki değişimler ve yeni fikirler düşünülürse bu değişimin hızı olağanüstü yüksek olarak karşımızda. Şu an bu güncellemeye şiddetle ihtiyaç duyduğumuz kanaatindeyim. Başta Lavoisier ve termodinamik yasaları olmak üzere daha önceki serinin ilk çekimlerinde bunları ayrıntılarıyla ele almıştık. Makrokozmosa ait yasaların kuantumsal bilgiler çerçevesinde yeniden güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her yasanın tertisi ispatlanana kadar doğru kabul edildiği ve kullanıldığı unutulmamalıdır. Ortaya atılan hiçbir kuram bilimsel gelişmelerden muaf olamaz. İnsanlıktan bilgi saklama girişimleri bugüne kadar asla başarılı olamamıştır. Bundan sonra da olamayacaktır. Bu ne demektir? Örneğin Lavoisier kanunu, bilim adamlarının bugün sıkı sıkıya sarıldığı termodinamik kanunlarını yeniden güncellemek ve günümüzün kuantum fiziği bilgileri, bulguları çerçevesinde yeni yorumlar yapmak zamanı artık gelmiştir. Ayrıştırmacı eğitim sadece bireysel düzeyde değil, toplumdaki sınıflar arasında da sürekli çatışmaya yol açıyor. Sınıfları ortadan kaldıracağını iddia eden sistemlerin, yani sosyalizmin, bu iddiaları da gerçek değil. Çünkü onlar da sistemlerini bu sonuçlara yol açan Aristo mantığına dayandırarak oluşturmuş vaziyetteler. Kişisel çabalarla sistemin yenilmesi büyük çoğunluk için asla mümkün olmuyor. Sınıf atlama, toplum yelpazesinin alt sıralarından üst sıralarına yükselme becerisinin ortalama %10 dolayında olduğu gözlemleniyor. İnanç biçimi varlığını sürdürdüğü sürece
sınıflar var olacak, sınıf savaşları giderek ülkeler arası savaşlara ve çatışmalara yol açacak, hiçbir zaman kaybolmayacak. Ayrıştırmacı eğitimin sonucu olan açgözlülük ile barış bir arada bulunması mümkün olmayan iki kavram. Açgözlü insan doğaya karşı da düşman. Doğadan kendi çıkarları doğrultusunda azami faydayı elde etmeye çabalıyor ve doğaya büyük zararlar veriyor. Onun dengesini bozuyor. Bu nedenle varoluşumuzu borçlu olduğumuz doğadan, aklımız yüzünden giderek uzaklaşıyoruz, ayrı düşüyoruz. Doğa ve insan arasında olması gereken birliği ve uyumu bir kenara bırakıp doğaya egemen olmaya çalışıyoruz. Doğanın dengesini bozmak onun giderek çözülmesine neden oluyor ve çözülen bir doğanın neticelerini de işte tornadolar ile kasırgalar ile sel felaketleri ile büyük yangınlar ile sürekli bir biçimde gene biz ve toplumlarımız ödüyor. Doğayı fethetmek düşüncesi gözümüzü öyle köreltmiş durumda ki insandaki bu sömürücü tutuma karşı doğa kendisini savunmak zorunda kalıyor. Bugün başımıza gelenlerin sebebi de işte bu savunma mekanizmalarının harekete geçmiş olması. Doğa ile olan savaşımız ancak ezoterik söylem çerçevesinde doğa ile insanın aslında bir ve tek şey olduğunu algılama farkındalığına ulaşmamıza bağlı. Evrendeki tekliği ve birliği kavramaya yönelik bu anlayış biçimi insanlar arasında giderek yaygınlaştığı düşüncesindeyim. Bu inancı benim destekleyen bilimsel verilerin de sürekli arttığı kanaatindeyim. Zaman ve uzayın birbirinden ayrılamayacağını, maddenin aslında bir enerji biçimi olduğunu bizlere kanıtlayan Einstein'ın izafiyet kuramı, evrende bağımsız tek tek nesneler bulunmadığını, hepsinin aslında birbirine bağlı, birbirine özdeş olduğunu ortaya koyan kuantum fiziği, bütün bilgilerin her an ve her yerde sürekli kullanıma hazır olduğunu bize gösteren hologram teorisi gibi bulgular, ezoterik inancın binlerce yıldan bu yana savunmakta olduklarının bilimsel gerçekleri olarak karşımızda duruyor. Artık eski ikili yapıya ait olan temel kavramlar, düşünce yöntemleri yavaş yavaş iflas ediyor. Yeni oluşumları ve gerçekliği anlatabilmek için yeni bir kavrayış, yeni bir düşünce tarzı şart. Bilim artık evrenin birbirinden ayrı ve farklı parçalardan oluşmadığını, bölünmez ve dinamik bir bütün oluşturduğunu bize gösteriyor. Evrenin yasaları bu gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Eskiye ait bilgiler sadece bilimsel değil, dini inançlar bu bakış açısıyla masaya yatırılmalıdır ve yeni tasarımlar ortaya koymak zorundayız diye düşünüyorum. Bir de şeye bakalım, bilimin ne kadar hızlı bir biçimde toplumları dönüştürdüğüne bakalım. Sadece ikinci milenyumun yani ikinci bin yılın başlangıcından bugüne kadar gerçekleştirilen buluşlar 20. yüzyılda yapılan toplumsal buluşların üzerinde. Yani 20. yüzyılın tamamında yapılan toplumsal buluşları bu 20 yıl içerisinde yapmış vaziyetteyiz, hatta aşmış vaziyetteyiz. Alınan yol insanların ortaya çıkışından bu yana aldığı yoldan çok daha fazla, bir gerçek de bu. İnsanlığın son birkaç yüzyılı Kuluçka dönemi olarak ifade edilebilir. Geçen yüzyılın başından itibaren gelişim inanılmaz derecede hızlanmış vaziyette. Bu gelişmelerde yol alanların sayısı da, bu gelişmelerden yararlanan insanların sayısı da her geçen dakika katlanarak artıyor. İnsan bütün insanların akıllarını kullanarak
ekip çalışması yapmanın sağlayacağı itici gücün, büyük potansiyelin nihayet farkına varmış görünüyor. Yine de havanda su döküp yerinde saydığı çağlarda oluşturduğu hatalı kurum ve kuruluşlar direniyor, inat ediyor. Dünyayı yeniden bir duraklama, hatta gerileme çağına sürükleyebilecek nitelikte silahları hala sahibiz. Bu ihtimal, yani bir atom savaşı ihtimali yok olmuş veya çok azalmış gibi görünse de böyle bir olasılık daima karşımızda. Buna rağmen bilim ve insanlık yaratılış geçmişinin hatalarını düzeltememiş vaziyette. Kişi zaaflarının, hırs ve egolarının görüntüsünden başka bir şey olmayan evrensel çağın değil, geçmiş çağın kurumu olan devletlerin eliyle sıkıntılar hala çekiliyor. Ulus devletlerden bahsediyorum. Dünya uygarlığının uzaya açıldığı bir süreçte insanlık tıpkı emekleme çağını aşmakta olan çocuğun sorumluluklarını yüklenmesi gibi bilinçli ve programlı bir eğitim sürecine uyma sorumluluğunu yüklenme gereğiyle karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Günümüzdeki bilişim devrimini mümkün kılan teknoloji kuantik bir temele dayandığını unutmamamız lazım. Katı madde fiziği bilgisine yarı iletkenler ve transistörler gibi kuantik buluşların adapte edilmesi sonucu ortaya çıkan bilgisayarlara ve internet uygarlığına sahibiz. Bu da tüm dünya toplumunu hızla dönüştürüyor. Bilişim hızını giderek artıran lazer ve supra iletkenler ile ve bu buluşlar ile giderek bu süreç hızlanıyor diyebiliriz. 20. yüzyılın başlarında gazetelerin, telgrafların ve telefonların yaygınlaştığını unutmayalım. 21. yüzyılda ise fiber optik bunların hepsinin yerini almış vaziyette. Uydu televizyonlar, internet, sanal ortamda çok fazla insana ulaşım imkanı veriyor. Sosyal medya ile dünyanın her noktasındaki insanlar bir başka noktada olan şeyleri anında haber alabiliyor ve buna göre tedbirlerini veya tepkilerini gösterebiliyor. Görülüyor ki bütün insanlık her noktada sürekli birbirinden haberdar olacak bir yöne doğru hızla akıyor. Para gezegenin bir ucundan diğer ucuna an zaman içerisinde gidebiliyor. Bireylerin aynı seyahatleri için 1-2 gün zaman içerisinde eskinin onlarca yıl süren yolculuklarını yapabildiklerini görebiliyoruz. İnsanlık hızla bir bütünleşme sürecine girmiş görünüyor. İnsanlığın nükleer bir felaket sonucu kendini yok etmenin kıyısından döndüğünü asla unutmamamız gerekiyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmiş olmak dahi bana göre bir kuantum sıçramasıdır. Unutulmamalıdır ki bir önceki insanlık uygarlığı bu tür silahların karşılıklı kullanımı neticesinde insanlığı dünya üzerinden silme noktasına kadar getirmiş ve uygarlığımızı başlangıç noktasına kadar geriletmiştir. Bugün için en azından böyle bir şeyin, tehlikenin bertaraf edilmiş olabileceğini ümit etmek istiyorum. İnanmayanlar Mağbarat'ı açıp okuyabilirler değil mi üstadım? Evet. Dünyayı ve üzerinde yaşayan bütün türleri özdeş kabul eden, çıkarlarımızın ortak olduğunu fark eden bilgelik dalgası giderek insanlar arasında yaygınlaşıyor düşüncesindeyim. İnsanlık, insanın kendi kaderinin efendisi olduğu gerçeğini giderek daha çok anlamaya başlıyor. Bu çağ bana göre kuantum bilgelik çağı. Doğu ve Batı kültürlerini bütünleştirebilecek bir zemine sahip olma çağı, günümüz çağı. Fizikçi Werner Heisenberg, yaratıcılığın doğası hakkında şunları bize söylüyor. İnsanlığın düşünce tarihi içinde en verimli gelişmeler sıklıkla
iki farklı düşünce çizgisinin karşılaştığı noktalarda oluşmaktadır. Farklı düşünceler arasında gerçek bir etkileşim varsa bu durumda yeni ve ilgi çekici yaratımlarının meydana geleceği düşünülebilir, diyor Heisenberg. Dolayısıyla içinde yaşamakta olduğumuz ülkemizin de böyle bir işlevinin olduğu kanaatini rahatlıkla ifade edebilirim. Kuantum çağının insanı bütün bilinç katmanlarının uyumlu kullanabilecek bir insan olacaktır. İnsan kapasite ve öz olarak tam ve mükemmel olduğunu fark edecek. Her türlü yapıcı ve yaratıcı nitelik bu özün içinde saklı olduğunu bulacaktır. Kişisel değişim ve gelişimin temel şartı bu gerçekliği fark etmede yatıyor. İnsan düşünen bir varlık, aslında evrenin ana maddesinin de düşünce olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle düşünme kapasitemiz son derece önemli. Her şey düşünceden doğdu. Bu sebeple insan yaydığı düşünceler aracılığıyla kaderini ve yaşamını bilerek ya da bilmeyerek değişme kapasitesine sahip. Bir insan eğer düşünebiliyorsa kendi kaderini de dönüştürme imkanına sahip. Bilimsel çağımızın çalışmalarının günümüzde en yoğun olduğu alan ezoterizm sunucuları tarafından dile getiriliyor. Bilgi çağının etkisiyle tüm insanlığın malı olma aşamasına bilgi ulaşmış vaziyette. Evrenin birliği ve tekliği bilgisi giderek herkesin ulaşabildiği bir bilgi düzeyine geliyor ve sürekli yaygınlaşıyor. Artık her şey evrenin doğa yasaları olarak düşünülmeye başlanıyor. Her zerrenin elde ettiği bilgiyi anında diğer zerrelerle paylaştığını, yani bir insanın keşfinin diğer insanların da malı haline geldiğini sürekli gözlemliyoruz. Bu gerçeğin doğal bir sonucu olarak günümüzde düşünce sistemi giderek daha bütüncül, ekolojik ve organik özellikler barındırmaya doğru da evriliyor kanaatindeyim. Bu noktada ezoterik okullara büyük görevler düşüyor. Tüm çağların şaheserlerinin ezoterik okulların eğittiği kişilerden aydınlık dimağların eserleri olduğundan sürekli bir biçimde bahsediyoruz. Yeni şaheserler de geleneksel eğitim sistemini temellerinden yıkacak olan geleceğin okullarından mezun olacak, düşlerine hiçbir şekilde zincir vurulmasına izin vermeyecek aydınlık kuantum nesillerinin bir sonucu olacaktır ümidindeyim. Kendini her bireyin eşsizliğini keşfetmeye adamış bu okullarda insanlığın bütünlüğünün bilinci her şeyin üzerinde tutulacaktır. Buna nasıl ulaşılacaktır? Her birey kendi yeteneği üzerinde çalışacak ve kendi yeteneğini en üst seviyeye taşıyacak ve bütün toplumu da bu yetenekten faydalanmaya davet edecektir. Bütün toplumun bu şekilde eğitildiğini düşünün, insanlığın ulaşabileceği uygarlık seviyesini de hayal edebilirsiniz. Ezoterik okullar sadece bireysel gelişimi hedef alan, bireyi kendiyle baş başa bırakan pasifist kurumlar mıdır? Yoksa toplumları dönüştürmeye çabalayan okullar mıdır meselesi de önümüzde bir soru olarak duruyor. Bu toplumu dönüştürme yolunda yol alan okullarında var olduğunu biliyoruz. Bunların başında da Illuminati geliyor. Ancak Illuminati'nin uyguladığı pek çok uygulama şeylerin siyasetin veya dönüşüm biliminin insanlığı nedenli irite ettiği de ortada. Hümanizmi göz ardı ederek ve sadece sonuca odaklanarak girişilen her türlü çaba ve girişim insanlık tarafından şiddet
şiddetle şöyle gözlemleniyor. Bu nedenle dönüştürme potansiyelinin insancıl yapıya sahip olması bana göre son derece önemli. Bu çaba bu yönde evrilmediği sürece ulaşılmak istenen tek dünya devletine ve ezoterik geleceğe ulaşmakta çok daha büyük bedellere yol açacaktır. Çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacağız diye ümit ediyorum. Bunun için hümanist akımları desteklemek ve insancıl bir eğitim sistemi kurarak tüm insanlığa bu sistemi götürmek en önemli hedef olmalıdır düşüncesindeyim. Doğru bilgiye ulaşabilmek insanı yaşat ki devlet de yaşasın demiş ya Elevali. Aynı insanın hayrını olmayan ister istemez insanlığın da hayrını olmayacaktır. Kesinlikle. Ezoterik ekoller varlıklarını daha uzun süre boyunca sürdürecekler diye düşünüyorum. Hedef bir aslında tüm insanlar eninde sonunda Tanrı ile birleşecek ve bütünleşecektir. Bu bir ülkü mabedinin yapılması sürecidir. Bu ülkü mabedine ulaşana kadar da ezoterik okulların görevlerinin sonlanmayacağı kanaatindeyim. Tüm dünyanın bağlantılık halinde olduğu yeni yaşam koşulları bize, düşüncelerimize ve alacağımız kararlar çerçevesinde toplumsal olarak daha dikkatli olmamıza yol açıyor diye düşünüyorum. Yaşamımızdaki pek çok şey artık karar alma hızımıza bağlı. Artık ani toplumsal değişmelere daha açık bir insanlık bulunuyor. Görünüşe bakılırsa gelecek daha hızlı ve isabetli kararlar alabilen insanlar tarafından yönetilecek. En azından böyle ümit ediyorum. Bilginin nereden geldiği asla önemli değil. Bilgi hepimizin malı. Bilgi çağının insanları tüm bireylerin yaşam koşullarının çok daha düzgün olacağı adil bir topluma ulaşmaya artık çok daha yakın görünüyor. Fiziki sınırların ortadan kalkması ve tüm dünyanın tek bir çatı altında birleşmesine yönelik yeni dünya düzeni anlayışı da giderek daha çok taraftar buluyor. Global toplumun bu yönde dönüştürülmesini ve evrimini öngören politikalar dünyanın her yönünde faaliyetteler. Yeter ki bu politikalar günümüzdeki olduğu gibi gaddarca olmasın, çok daha insancıl politikalar uygulanabilsin. 20. yüzyılın başından başlayarak ekonomik aktiviteler ulusal düzeylerden uluslararası giderek uluslararası boyutlara ulaşmış, taşınmış vaziyette. Bunu her yerde görüyoruz. Bu arada ekonomiyi kontrol altında tutan güçlerin güdümündeki uluslararası kuruluşların da ortaya çıkması ve bu yapılanmaların daha güçlü hale gelmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Zira bütün varlıklar, bütün varoluşlar, tüm kazanımlar tüm insanlığa ait olduğu asla unutulmaması gerekiyor. Yakın bir gelecekte ulusal devletlerin birer kültürel varlık haline dönüşeceğine inanıyorum. Tüm dünya evrensel insanlık çatısı altında toplanacak. Bu da çatışma ve savaşların sona ermesi, çıkar çekişmelerinin eğer uygun eğitim ile tüm insanlık dönüştürülebilirse çıkar çekişmelerinin sonlanması anlamına geliyor. Nüfus sorununa, açlığa, çevre sorunlarına ancak bu şekilde çözüm bulunacağını düşünüyorum. Tek bir merkezden yönetilecek olan insanlık tüm bu üstesinden gelebilecek yapıya sahiptir diye inanıyorum. Bugün birçok ülkede milyonlar yoksulluk, açlık, sefalet çekiyor. Ancak insanlar tarih boyunca bunu yaşadı. Milyonlarca insan ölüyor, savaşlarda ölüyor, barış ortamında açlıktan ölüyor. Ama bugüne kadar ölmedi mi? Bunu hatırlamamız gerekiyor. Geçmiş inançlar üzerinden teşkilatlanmış din yapıları karşımızda birer
inanç, kültür vasıtası olmaktan çıkıp baskı unsuru haline geliyor. Binlerce yıldır olmadı mı? Bu sorulara nihai çözümün kuantum felsefesine dayalı bir yeni dünya düzeni çerçevesinde cevaplar bulunabileceğini düşünüyorum. İnsanlar millet olmanın şuuru ve gururu ile etnik kimliklerini koruyacak. Benimsediği herhangi bir dine ya da din içerisindeki mezhebe aidiyet duygusuyla istediği gibi yaşamakta özgür olacak. Hiçbir devletin egemenliği altında olmayacak. Kardeşlik ve eşitlik anlayışı içerisinde dünya birliğine ulaşabileceklerdir diye ümit ediyorum, ümit etmek istiyorum. Ezoterik öğretiyi tüm insanlığa yayma yolunda çok önemli mesafeler kat edilmiş bulunmakta. Evrene açılımın eşiğine geldiğimizi düşünüyorum. İnsanlık uzaya açılmanın kapısını aralamış vaziyette. Ezoterik inanç çerçevesinde gerçekleştirilmesi zorunlu bir yolculuk olarak görülüyor insanlığın uzay macerası. Ve yeni dünya düzeni ile sonuçlanacağı görülen global gelişmelerin tüm bireyleri tekamül etmeleri doğrultusunda eğitecek ezoterik bir eğitim sistemi ile taçlandırması kaçınılmaz görülüyor. Ezoterizm insanların geleceği ve kuantum bu bilimsel zorluğu tüm çıplaklığı ile ortaya koymuş vaziyette. Evet, bu serimizi de bu cümleler ile noktalıyoruz ve bir başka seride tekrar buluşmak üzere şimdilik dostlarımıza hoşça kalın diyoruz. Sağ olun, bugün geleceğe bayağı bir güzel çapa attık. Bugün dünyanın değişmek üzere olduğu bir nokta. Biz esası değişim başladı. Hatırlarsınız bu Aralık 2012'de neler neler konuşuldu. Şirince'de evler alındı. Gerçi o dönem ben büyük bir ruhsal uyanışın başladığı, yani buna belki de foton kuşağına girildiği dönem de olabilir. Altın çağın girişi yapıldığı çağ da denebilir. Ne denirse densin ama öyle de böyle bir şeyler değişiyor. Teknolojimiz anlamında çocuklarımıza X, Y, Z, şimdi alfa diyoruz kuşaklarını son 5 yıldır. Bir şeyler değişiyor ve insanlık artık kendi yarattığı sistemle daha öteye taşınamıyor. Bu bütünün hayrına işlemiyor. Son 3,5 yıldır Amerika'dayım, çok net görüyorum. Buradaki zenginlik dünyanın başka yerindeki fakirlik üzerine kurulu. Keza benzeri de Avrupa'da. Birçok güzellik var tabii ki. Fakat bütün bu kazanımlar az sayıda insanın değil, bütün hayrın olmadığı sürece, insanın hayrın olmadığı sürece biz insanlığa yaramayacak, yararlı olmayacak. Zenginle fakirin arasındaki uçurum mutlaka kapanmalı. Eşitlik, adalet az sayıda insan değil için herkes için olmalı ki batılı toplumlarda bile güç elitleri diyelim, onlar bunu maalesef kendileri için kullanıyorlar. Bu geleceğin teknolojilerle beraber artık çok net söylüyorlar. Bu Avatar 2045 gibi projelerin başında olanlar, bunların parayla desteklendi. Bu gibi işte uzun yaşama, ölümsüzlük gibi projelerin desteklendiğini çok net söylediği birkaç şey var. Hatta yakın zamanda da isim vermeye gerek yok. Birisi dedi ki bu teknoloji dedi yanlış anlamayın herkes için değil dedi. Neden dediler? Dedi ki bu sadece zenginler ve çok farklı becerileri olanlar için. Yani gerçekten kendilerini ayırmak isteyen bir grup var. Yine bahsettiğiniz gibi eğer bu biz dönüşümde benden bize hani bizde biz deyince de esası güzel geliyor kulağa da işte küçük bu grup da kendine biz deyip onun egosuyla kendini yok edebilir. Hani hepimize ondan sonra da hani bütün evrenin sahibi Yüce Allah'a size geçmedikten sonrasında bu iş olmayacak. Hani biz öncesinden benden bize geçelim. İnşallah bu determinist Aristocu yaklaşımı aşarız. Çünkü evren döngülerden oluşuyor. Görünenin arkasındaki görünmeyenden oluşuyor. Onlar bile ayrıdır. Hepsi bir parça. Biz ama sadece hani zahirdeyiz, suretlerdeyiz. Maalesef ana bakıyoruz. Anda kalamadan ana bakıyoruz. Yani bir şeyi bir süreç olarak incelemiyoruz. Süreci incelemeye çalışsak bile bir sürü etkileyen unsurlara sistem yaklaşımıyla bakamıyoruz. Sistem yaklaşımıyla baksak bile sistemi kapalı sistem sanıyoruz. Esas her şey açık sistem. Bugün evren bile bir açık sistem olduğunu artık görüyoruz. Kuantum dalgalanmalarıyla evren devamlı
bombardıman içinde bir nevi hani kara delikler, ak delikler vesaire gibi şeylerle de bir yere akıyor, anlamıyoruz. Hani alemler iç içe olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de çok büyük bir aşamadayız ve hani Kali Yuga dedikleri bu dönemde ayakların başların ayak olduğu dönem. Kadim metinler ne diyor? Bu dönemler genelde tufan, deprem gibi şeylerle hani bir nevi ayaklara baş olmanın önemini hatırlatıldığı ve maalesef yaratıcı yıkım dönemin olduğu zamanlar. İnşallah bu dönemleri kendimize çekmiyoruzdur. O yüzden insanlık için çok daha harika bir ışık var ama işte bu ışığı nasıl kullanacağımıza bağlı. Elimizdeki bu araçları refah mı kullanacağız, özgürlüğe mi kullanacağız, güzelliğe mi kullanacağız yoksa çöküşe mi kullanacağız? Şu an çok güzel şeyler var ama bütün hizmet, bütün hayrına, insanlığın bütününe hizmet etmediği için doğal olarak da bir gidişat kötüye doğru gidiyor. Çok net olarak artık şeyi görmek mümkün. Bu kadar güzelliğin yanında materyalizm ön plana çıktı. Materyalizm çöküyor. İnsanlar çok güzel deniz. Şu an yine Amerika'da yaşadığım dönemde fabrika boyutunda eczaneler var. Ve eczaneler arasındaki mesafe birkaç kilometre. Yani inanılmaz bir şey. Ben böyle bir şey görmedim. İçine giriyorsunuz, kayboluyorsunuz. Eczane dediğimiz yapıda. Hani çok ciddi söylüyorum. Hani 5000-6000 metrekare eczane mi olur? Ve içi tıklım tıklım dolu. Birkaç kilometrede bir. İyi bir şey değil bu. Doğal olarak da insanlığın sadece Amerika değil, bu dünyanın geneliydi. Bu materyalizmin maalesef insanın taşımadığı nokta. Ha, refah anlamında birçok ikinci, üçüncü dünya ülkesine göre çok daha ilerdiler ama İnsanlar başka şeyleri kaybetmiş durumdalar. Yani bireysellik içinde bütünsellik kaybedilmiş durumda. Ve insanların genelde tek başına yaşlanıp, tek başına öldüğü ve hani kağıt oynayarak ya da çok basit şeyler yaparak hani hayalleri olmadan yaşıp öldüğü durumlar var. Görüyorsunuz işte insanlar bazı söylüyorlar çalışanlarına. Ben bunu çok net görüyorum. Pazar günü işte iş varsa geleyim. Neden diyorsun? Yapacak daha iyi bir işim yok diyor. Yani 60-70 yaşında insan, yeri gelme 75 yaşında insan neden farklı bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz. Parası var ama şey yok, meşgalesi yok. O yüzden sadece maddesel refah kazanmış olsa bile bütün değil. Tabii ki maddesel refaha uzak olan ülkelerdeki insanlar hemen diyorlar ki yok hayır yanlışsın diyebilirler ama çok kısa sürede bunu kazanan insanlar da bir şeyin eksik olduğunu anlıyorlar. Yani insanlık olarak daha öteye gitmemiz için ciddi bir yol var ve bir kırılım noktasındayız. O yüzden bu gibi sohbetler umarım uyandırıcı, hatırlatıcı, öz potansiyelimizi idrak ettirici olur. Gönlünüze sağlık üstadım. Her zamanki gibi sizden çok güzel hakikatler yansıdı. Güzel şeyler bize yansıttınız. Umarım hepimizin gönül aydınlığı. Nasıl? Dileriz öyle olur. Dileriz öyle olsun üstadım yani. Önemli olan siz söylediniz, arz ettiniz. Herkes hakikati idrak mertebesi kadar alsın. Herkes kabı kadar alsın. Ama çabuk şekilde alsın ki şu artık benden bir bize geçelim yani. Kıralım şu döngüye. Evet. Her şeyin bir zamanı var. Aynen öyle üstadım. Sabır. Aynen öyle üstadım. Bilerek yaklaşıyoruz ama ben öyle hissediyorum. Yok üstadım, ben artık çok net söylüyorum. Benim anneme 8-9 yaşında söylediğim bazı şeyler vardı. Sonrasında mantık ve Aristo düşüncesiyle biz unutturulmuşuz ama o zamandan çocuk vasıtasıyla söylediğimiz şeylerin bugün gerçekleştiğini, bu dönemlerin olacağını o zaman söylüyorduk. Olmaz öyle şeyler denmiş ama belli şeylerin içine girince artık geliyor ve çok yaklaş, fazla bir şey değil. Hani bunun içine dünya dışı yaşamda, dünyanın farklı bir yere geçmesi de böyle bir noktadayız ki gerçekten hani 10 sene sonra ya geriye döndüğümüzde neredeymişiz diyeceğiz. Ama önemli olan umarım, hani dilerim ki güzellikle bu geçiş olur. Çünkü çok fazla şuur var, yani çok fazla zeka var, daha hala bilgeliğe geçmemiş. Çok fazla bilgi var, bilgeliği tetiklemiş. O yüzden şuurlanmak umarım nasip olur hepimize. Evet. Peki. Burada noktayı koyalım. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyorum. Sağ olun üstadım. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka seride görüşmek üzere diyorum. Ve kaydı yavaş yavaş sonlandırıyorum.